Herkese merhaba, ben Tuana. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri ayakta karşılıyorum. Çünkü bugün normalden farklı bir video çekeceğiz. Bugün makyaj koleksiyonumu düzenleyeceğiz birlikte. Sizi şimdi o dağınıklığa götürüyorum. Nasıl bu iş hallolacak hiç bilmiyorum. Böyle burası var. Çekmecelerde bir şeyler var. Şu çekmecenin altında da bir şeyler var. Onları bugün hep birlikte toparlayacağız. Ben önce yere bir bez sereceğim. Bütün her şeyi onun üstüne yığacağım. Sonra kategori kategori onları ayıracağız. Şurada da biriktirdiğim bir tane kutu var. Bu kutuyu ben şimdilik yatağımın yanına doğru atacağım. Ben şu çekmeceyi direkt çıkartmak istiyorum. Ama gerçekten şu an çok zorlanıyorum. Çekmece en önemlilerinden biri. Bütün yani farklı setlerimin çoğu bu çekmecede. Bu çekmeceyi de koydum buraya. Size son halini gösteriyorum. Maraton başlıyor. Kaç saate bitecek bu iş bilmiyorum. Şu an saat öğlen 3'e falan geliyor herhalde. Neyse başlayalım da biter herhalde. Ben önce bütün çekmeceleri boşaltayım diyorum. Ondan sonra onları organize edeceğim. Şu an bunları görünce biraz gözüm korktu açıkçası. Yani ve şunların tozuna bakar mısınız? Utanç tablosu bu herhalde. Bu aşamada beni görmeseniz de olur dedim. O yüzden kamerayı biraz daha aşağıya indirdim. İşlerimi biraz daha kolaylaştırmak adına aklıma şöyle bir şey geldi. Ben geçenlerde zaten odamı bayattığımız için bunları böyle kategori kategori ayırmıştım, fondötenleri özellikle. Şunun içinde sadece fondötenler var. O yüzden gördüğüm fondötenleri de bunun içine atacağım. Hatta bazıları bile bunun içine atabilirim. Çünkü zaten çok aşırı bazım yok. O yüzden bunları direkt bir kenara alacağım. En sevdiğim dudak kalemimi buldum. Minnacık kalmış ama tabii ki de atmayacağım. Burada bir şey buldum. Kendim bir şey yapmışım. Ama tabii ki bu ölmüş artık. Ne kokuyor bu ya? Ve ne yapmışım? Krenfar gibi bir şey yapmışım herhalde kendime. Ama bilmiyorum, bunu direkt çöpe yolluyorum. Benim şu an öncelikli hedefim bütün organizerları boşaltmak. Çünkü onları bir yıkamam gerekiyor önce. Artık silmekten vazgeçtim, sileceğim demiştim ama onları yıkamaya karar verdim. Şeyleri sileceğim, rujları falan sileceğim, dışlarını, far paletlerini sileceğim. Zaten az kaldı. Şunu boşaltacağım. Şu önümdeki tepsiyi boşaltacağım. Onun ne olduğunu unuttum adını. Tepsiyi boşaltacağım. Ve yavaş yavaş yerleştirmeye başlayacağız. Bu arada benim alerjim var. Ve şu an tollar havada uçuştuğu için her an hapşırık krizine girebilirim. Hapşırık, hapşuruk. İkisinden biri. Şimdi far paletlerine yalnız şuradakilere, şunlara yer yok. Bunları evet şuraya koyayım. Çünkü bunlar benim kıymetlilerim. Dedim ve düşüyorlardı. Aradan da bir tane kapatıcı çıktı. Şimdi şu çekmeceye bakalım. Bunu bir dakika, şurada bir deniz taşı buldum. Onu kenara koyayım. Bunu da şuraya koyalım. Burada da yine far paletleri var. Burada kitler var. Aynen işte yüz kitleri. Allık, aydınlatıcı, bronzer. Burada kırılan far paletim var. Bir videomda kırılmıştı. Yine allık, aydınlatıcı, krem allık, aydınlatıcı. Bu ne? Far. Bu da far. Bu da allık. Bu da allık. Bunlar aşırı hassas olduğu için direkt böyle zemine koymaya çalışıyorum onları. Çünkü düştükleri anda direkt kırılabilirler. Şimdi bunu boşaltalım. Arkada da bir tane varmış organizer. Neyse tamam. Bunu halledeceğiz bugün. Burada şu an o kadar atılacak şey var ki size anlatamam. Ama
Atılacak şeylerin hepsini atacak mısın diye sorarsanız hayır, kesinlikle atmayacağım. Bende atamama hastalığı var. Gerçekten kolay kolay asla bir şeyimi atmam. Atamıyorum yani, atamıyorum. Şurada da yüz ciletlerim var. Bunlar şu özellikle inanılmaz keskin. O yüzden onu ters tutayım ve hemen kenara kaldırayım. Burada glitter buldum. 2 tane H&M glitter. Bu ne? Bu gerçekten tamam, atılabilir. Burada süngerlerim ağlıyor. Bunları çamaşır suyuna yatırsam herhalde anca dezenfekte olur. Kalem, tıraş, tırnak bakım kremi. Şurada da tekli farlarım var. Bütün tekli farlarım burada. Bunları düzenli bir şekilde koyayım diyorum. Hatta şu tepsinin içine koyayım bunları. Çünkü evet, kırılma. Çünkü sonra tekrar kolayca bunları yerleştirebileyim. Yine tekli farlarımı buraya koyacağım. Orada bir değişiklik yok. Aa, kırılmış. Kiko tekli farım kırılmış. Neyse, bunu ben preslerim. Alkolü aldım preslemek için. Bunların zaten hepsi böyle H&M. Bunları güzelce koyuyorum. Zaten benim genel tekli farlarım H&M'den, Kiko'dan, Maybelline'den, NYX'ten. Evet, geneli bu şekilde. Böyle arada nadir çıkıyor başka markalardan ama en sevdiğim tekli farlar onlarınkiler. Şimdi şunu aldım, bunu da boşaltacağım. Şuradaki fırçamı hemen ayırıyorum, ona bir şey olmasın. Şöyle dik bir şekilde koydum. Burada lenslerim var. Zaten 2 tane lensim var. O yüzden şunları da yine atıyorum. Bir de bunların içinden, evet, bunların içinden kalem falan da çıkıyor. Böyle değişik şeyler çıkıyor. Kırtasiye ürünleri falan. Bir de asıl şu çekmecede bayağı bir şey var. O çekmecedekileri de çıkarmadan toparlamaya başlarsam olmayacak. Çünkü orada da böyle yine makyaj malzemeleri, saçma sapan her şeyden var. Olmadı. Onu da ayakta bir şekilde hallederim şimdi. Çünkü o çekmeceyi çıkarsam taşıyamam. O yüzden hiç o topa girmek istemiyorum. Mesela Sephora kaş kalemi buldum. Bunu uzun zamandır göremiyordum kendisini. Bunu en çok görebileceğim yere koyayım. Çekmeceyi unuttuk. Çekmeceyi unuttuk. Bunu nasıl yapabiliriz bilmiyorum. Çekmecenin içinde düşmeyin. Size bir dakika şöyle göstereyim. Bunun içinde de yine far paletleri var. Çoğunluklu olarak yüz paletleri de var ama genel olarak sadece paletler var bunun içinde. Bu Uzay Eva paletim, en sevdiğim paletlerden biri. Bu da yine Revolution'ın inanılmaz güzel bir far paleti. Şimdi ben bunu da hızlıca hemen boşaltayım. Bu arada size şöyle bir sorum var. Ya da soru değil de haber gibi bir şey. Yani bir şey söyleyeceğim size kısacası. Benim yani çok fazla far paletim var ve bunların hepsini kullanmıyorum ben. O yüzden bunları gardırop hesabımda satmayı düşünüyorum. Yani ilgilenirseniz, eğer almak istediğiniz far paletleri olursa oradaki ürünlerden, bunu size söyleyeyim dedim. Zaten şu an bu video yayına girdiğinde satacağım paletleri de orada görebilirsiniz. Gardırop linkimi aşağıya bırakırım. Benim gardırop hesabım var bayağıdır. Ama pek ürün satmıyordum. Çünkü ben satmaya kıyamıyorum. Yani satmaya gerçekten kıyamıyorum. Ama artık satmanın vaktinin geldiğini düşünüyorum. O yüzden bunun haberini size vereyim dedim. Bu çekmece benim ayağıma düşecek iki oldu. O yüzden nasıl yapsak bilmiyorum. Şimdi çekmeceyi de önce şuraya bir boşaltacağım. Bu da bunu atmadım. Asla da atmayı düşünmüyorum. Onu oraya fırlattım şu an. Burada far paletleri falan var. Telefon kılıfları var. Bunları da bir şuraya koyayım da. Bu da bitenler kutusuna gidecek maske.
artık gerçekten atılması gereken bazı ürünler var. Onları da şu kutunun içine koyacağım. Mesela bu Wet n Wild'ın Coverall Concealer paleti. Bunu direkt atıyorum. Bu Golden Road'un pudrası. Bu Avon'un CC pudrası. Bu da bir pudra artık, markası falan silinmiş. Yine zaten çıkacaktı. Atılacaklar. O yüzden şunu koyuyorum. Ben biraz karışık gidiyorum çünkü gerçekten şu an ne yapacağımı bilmiyorum. O yüzden birazcık da şok olmuş durumdayım. Toparlamaya çalışıyorum. Şuraya hiç kullanmadığım daha paketli ürünleri koydum. Buraya da daha az kullandığım gloss ve maskaraları koydum. Şuraya da direkt maskaralarımı koyacağım. Ona da başlıyorum. Gördüğüm maskaraları atıyorum buraya. Neredeyse bütün Avon rujlarımı buldum. Onları bu şekilde dizdim. Şu an gerçekten en hoşuma giden görüntü bu. Başka zaten ortada öyle bir şey yok. Bir de maskaralarımı bir toparladım. Yine birkaç tane çıkar çıkarsa aradan. Bunu da kenara koydum. Liquid matte rujlarımı şuraya topladım. Çünkü göremiyordum artık hangisi hangisi diye. Bunları da en çok kullandıklarımı organizerlere koyacağım. Şuralara koyacağım. Diğerlerini de çekmecede tutacağım. Bir de concealerlerimi ayırdım. Onları nereye koyacağımı karar veremedim. Şu alana mı koysam diyorum, yoksa oraya başka bir şey mi koysam diyorum. Bilmiyorum. Daha şuraya bir koyayım. Beğenmezsem tekrar onu değiştiririm. Zaten iki tane farbazım var. Farbazlarını da buraya koyacağım. Şey ya, concealer'lar burada çok saçma oldu çünkü bu kadar concealer'ım var. Şöyle göstereyim, yani şu alan komple boş. O yüzden bunlara başka bir yer düşüneceğim de nereye koysam bilemedim. Ben yine ufak bir ara verdim ve hayatımızda hiçbir şey değişmedi bu süre zarfında. Ben şimdi birazcık daha toparlanması amacıyla şuradaki tekli farları şu küçük raflara yerleştireceğim. Böyle marka marka ayıracağım bunları. Önce H&M'leri yerleştiriyorum.
bir 4 saattir uğraşıyorum ve artık pilim tamamen bitti. Böyle başım falan dönüyor. Çok yoruldum. Şimdi şey yapacağım zaten. En son buradaki her şeyi camdan aşağı falan atacağım yani. O moddayım. Ama önce bir far paletlerimi kurtarayım de dedim. Şimdi far paletlerimi çekmeceye yerleştireceğim. Zaten sık kullandıklarımı yukarı koymuştum. Bunları bir yerleştireyim, far paletlerini. Çekmecenin içine de şunları yerleştireceğim. Şunu bakayım, şuradan alayım. Tekli farlar yetmedi o organizer'a. O yüzden bazılarını buraya koydum. Bunlar avondücüler. Şunlardan bir tanesini alırsam aslında daha da rahatlayacak orası. Bu da, bunlar da çok fazla kullanmadığım rujlar. Bunlar da yine çok fazla kullanmadığım ürünler. Karışık onlar da. Şu kısma da daha büyük ürünleri koyacağım bunlar gibi. Çünkü bunlar aşırı yer kaplıyor. Severek kullanıyorum normalde. Ama çok yer kaplıyorlar. Hatta şuradakini de... Birazcık dağınık oldu ama gerçekten yani bir çare bulamadım buna. O yüzden bunları bu şekilde bıraktım. Hatta neyse sen de şurada dur. Bu şekilde oldu far paletlerim. Burada da ben varım. Şimdi bu çekmeceye geliyorum. Bu çekmece bayağı bir toplandı bence. Şunlar gayet düzenli duruyor. Burada telefon kılıflarım var. Burada çok fazla yer kaplayan şeyler. Burada da aslında sevdiğim ama yer bulamadığım tekli farlarım var. Bunlar orada, onu boşverin. Bunlar da hiç açılmamış ürünler. Bunları da deneyeceğim. Şimdi gelelim buraya. Buraya da işte likit mat rujlarımı koydum. Buraya maskaralarımı koydum. Burada sık kullandığım far paletleri, rujlar falan karışık yine. Burada da rujlar, işte aydınlatıcı, anlık bronzerler falan var. Evet, burada da fondötenlerimi koydum. Biraz sesim gitti, ışık gitti. Rujum duruyor. Rujum duruyor. Ben yavaştan saçmalamaya başladım. O yüzden videoyu kapatayım ama kapatmadan önce bir şey göstereceğim. Şu attığım ürünleri göstereceğim. Birazcık trajikomik olabilir bu ama ne yapabilirim? Atamıyorum yani. Kıyamıyorum onlara. Onları da gösterdim. Galiba söyleyecek başka bir şeyim kalmadı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Severek izlemişsinizdir. Benden başka bu tarz düzenleme videoları falan istiyorsanız onu da belirtebilirsiniz aşağıda. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşürüz.